Merhaba arkadaşlar, endokrin sistem soru çözümüyle birlikteyiz. Birkaç tane soru hazırladım size, örnek olabilecek sorular. Bunları çözerek en azından endokrin sistemi artık bitirmiş olalım. Siz de elinizde bulunan kitaplardan mutlaka endokrin sistemle ilgili en az 50 tane 60 tane soru çözmeye çalışın. Ayrıca tekrar yaparken de unutmayın, elinizde bir fazladan kitabın bulunsun. Tekrar yaparken bu kitaptan soru çözümünü yapın. Çünkü biyoloji aynı tarih gibidir. Tekrar yapmadığımız zaman kolaylıkla unutabiliyoruz. Gelelim şimdi endokrin sistemle ilgili sorularımıza. Birinci sorumuz diyor ki hormonlarla ilgili hangisi yanlıştır? Birinci videoda daha açıklamıştık hormonları. Diyor ki protein ya da steroid yapıdadır. Doğrudur arkadaşlar. Protein ya da steroid yapılı olabiliyordu. Bu doğru. Endokrin bez, karma bez ve sinir hücrelerinden salgılanır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Kanla hedef organa taşınır. Yine aynı şekilde bu da doğru. Unutmayın, hormonlar kandan başka hiçbir yerde bulunmaz. Eğer bulunuyorsa bu bir hastalık belirtisi. Diğer şıkta diyor ki azı da çoğu da metabolizmayı hızlandırır. Şimdi arkadaşlar hormon aynı uyarı gibi, yani sinir hücresine gelen bir uyarı gibidir. Eşik şiddetinin altında ise kesinlikle tepki oluşmaz. O yüzden azı da çoğu da metabolizmayı hızlandırır diyemiyoruz. Azı maalesef etki göstermiyor ama çoğu etki gösterebiliyor. O yüzden cevabımız denizli şıkkı olacak. Belirli bir düzeye gelince etkisini gösterir. İşte biz bu belirli bir düzeye eşik değer diyoruz. Eşik değere geldiği zaman etkisini gösteriyor. Azı kesinlikle etki göstermez arkadaşlar, unutmayalım. Gelelim ikinci soruya. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi insanda hormon salgılayan bezlerden biri değildir? Şimdi hemen sayalım endokrin bezlerimizi. Neydi bunlar? Ben yukarıdan aşağıya doğru sayıyorum arkadaşlar. Siz de bir yandan kendi üstünüzde bunları gösterin elinizle, daha iyi aklınızda kalır. Yukarıda bizim beynimizde hangi bez bulunuyordu? Hipofiz bezi. Ayrıca beynin lobları arasında epifiz bezi bulunuyor. İki tane bez beyinde var. Daha sonra boyun bölgemize geliyoruz. Boyun bölgesinde tiroid ve paratiroid bezleri vardır. Daha sonra biraz daha aşağı iniyorum. Göğüs bölgemizde hangi bez bulunuyor? Timüs bezi bulunur arkadaşlar. Bağışıklık sistemi ile ilgili bir bezdir bu. Biraz daha aşağı iniyorum. Hangi bez vardır? Pankreas vardır. Daha sonra yine aşağı iniyoruz. Böbrek üstü bezleri vardır. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman ise erkeklerde testisler, kadınlarda ise yumurtalık bezleri bulunur arkadaşlar. Şimdi bakıyorum hemen. Tiroidi saydık, paratiroid, böbrek üstü ve şehirsel bezleri saydık ama tükürük bezi bulunmaz arkadaşlar. Yani tükürüklerden hormon salgılanmaz. Bir sonraki sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz. Diyor ki hipofizin ön lobundan salgılanan bazı hormonlar başka bir hormonal bezi uyararak bu bezden hormon salgılanmasını sağlar. Hani vardı ya hipofizin ön lobunda işte uyarıcı hormonlar diye. İşte biz bu uyarıcı hormonları bulacağız. Diyor ki aşağıda verilen hipofizin ön lobundan salgılanarak yukarıda anlatıldığı gibi bir görev yapmaz diyor. Hangisi bu görevi yapmıyor? Şimdi hemen uzun isimlerinden zaten çıkaracağız bakın. TSH, tiroid uyarıcı hormon. O zaman nedir? Bu tiroidleri uyarır, verdiği görevi yapıyor. ACTH, adrenokortikotropik hormon. Bu nereyi uyarıyordu arkadaşlar? Böbrek üstü bezlerini uyarıyordu. Dolayısıyla bu da bir uyarıcı etkiye sahiptir. LH, luteinleştirici hormon. Bu kadınlarda yumurtalıkları, erkeklerde ise testisleri uyarıyor. O yüzden hemen yazalım buraya. Yumurtalık ve testis. Bu da uyarıcı hormon. FSH, zaten şu S'yi ortada gördüğünüz zaman bu bir uyarıcı hormondur. FSH, folikül uyarıcı hormon. Bu da yine nereyi uyarıyor? Kadınlarda yumurtalık, erkeklerde ise testisleri uyararak bazı görevler yaptırtıyor. Ama STH'a geldiğimiz zaman STH büyüme hormonudur. Diğer bir adıyla somatotropik hormondur arkadaşlar. Büyümemizi sağlayan hormondur ve başka bir bezi etkilemez. Bizim bütün vücut hücrelerimizi etkileyerek büyümemizi sağlayan hormondur. Evet, bu sorumuz da bu şekilde. Gelelim bir sonraki sorumuza. Sayfayı çeviriyorum. Şöyle dördüncü sorumuz. Aşağıda verilen hipofizin ön lobundan salgılanan hormonlardan hangisi sadece kadınlarda fazla olabilen bir hormondur? Hemen bakıyoruz. Bakın.
Prolaktin. Prolaktin ne işe yarıyordu? Kadınlarda süt bezlerinin gelişmesini sağlıyor. Annelik içgüdüsünü oluşturuyor. Görev olarak ne yaptık? Sadece kadınları söyledik. O zaman kadınlarda fazla olabilen hormon prolaktindir. Buna benzer bir de kadınlarda fazla olan bir hormon daha var arkadaşlar. Oksitosin hormonu. Bu hormon da doğuma yakın zamanlarda miktarı artarak rahim kaslarının kasılmasını sağlar, doğumu kolaylaştırır. Ayrıca sütün gelmesini de sağlar. O zaman cevabımız ne olacak? A şıkkı. Bakın, luteinleştirici hormon, folikül uyarıcı, büyüme hormonu ve adrenokortikotropik hormon, bunların hepsi kadınlarda da erkeklerde de vardır. Ama hepsinin belirli bir değeri vardır. İkisinde de hemen hemen eşittir. Ama prolaktin kadınlarda daha fazla olabilen ve oksitosin de aynı şekilde daha fazla olabilen bir hormondur. Gelelim 5. sorumuza. Diyor ki aşağıda hipofizin ön lobundan salgılanan hormonlar ve bu hormonların uyardığı bezlerden salgılanan hormonlarla ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi bir eşleştirme yapacağız aslında. Bakalım doğru uyarmış mı? Uyardığında doğru hormon üretilmiş mi? TSH neydi? Tiroid uyarıcı hormon. Evet, tiroidi uyardı. Tiroidden sadece tiroksin salgılanmasını sağlar. Eğer ki buraya kalsitonin yazsaydı, bu da doğrudur. Tiroidden salgılanıyor ama TSH bunu uyarmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla tiroksin yazdığı için doğru diyeceğiz. ACTH, adrenokortikotropik hormon. Ne yapıyordu bu? Böbrek üstü bezlerinin kabuk bölgesini uyarıyordu ve buradaki hormonları salgılatıyordu. O zaman böbrek üstü dediği doğru. Kabuk bölgesinden 5 tane hormon salgılanıyordu. Neydi bunlar? Kortizol, aldosteron, progesteron, testosteron ve östrojen hormonları. Dolayısıyla bunlardan biri kortizol olduğu için bu da doğrudur. C şıkkına geliyoruz. FSH, folikül uyarıcı hormon. Kadınlarda yumurtalığı yani ovaryumu, erkeklerde testisleri uyarıyor. FSH, ovaryum, östrojen doğrudur arkadaşlar. LH yine kadınlarda ovaryum yani yumurtalık, erkeklerde testisleri uyarır. Kadınlarda östrojen ve progesteron salgılanmasını sağlarken erkeklerde testosteron salgılanmasını sağlar. Bu da doğrudur. STH. STH neydi? Büyüme hormonu. Arkadaşlar büyüme hormonu başka bir bezi uyarmaz. Az önce de söyledik. Büyüme hormonu sadece bizim vücut hücrelerimizi, kas ve kemik hücrelerimizi uyararak büyümemizi sağlar. O yüzden bu nedir? Yanlış olan şıkkımızdır. Geçelim bir sonraki sorumuza. 6. sorumuz. Diyor ki hipofizin arka lobu ve buradan salgılanan hormonlarla ilgili. Şimdi arka lobundan iki tane hormon salgılanıyordu. Bu hormonların özelliklerini söyleyelim önce. Bir kere arkadaşlar, arka lob hormonları hipotalamusta sentezleniyor. Hipofizde depo ediliyor. Bunu kesinlikle unutmayın. Buradan iki tane hormon sentezlenir. Birisi ADH antidiüretik hormon böbreklerden suyun geri emilmesini sağlar. Diğeri de oksitosin. Bu da kadınlarda doğum zamanında miktarı artarak ne yapıyordu? Doğumun kolaylaşmasını sağlıyor. Ayrıca sütün gelmesini de sağlıyor. Bakalım diyor ki hipotalamusta sentezlenen hormonların depo edildiği yerdir. Evet, hipofizin arka lobu doğrudur. Hipotalamusta salgılanan hormonları depo eder. Bu doğru. Oksitosin ve vazopresin. Vazopresinin diğer adı ADH yani antidiüretik hormon salgılar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Salgıladığı hormonlar sinirlerle hedef organa ulaşır. Biz ne dedik? Hormonlar sadece neyle taşınıyor? Kanla taşınıyor. Sinirlerle falan taşınmaz. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Cevabımız doğru olanı sorduğu için 1 ve 2 olur arkadaşlar. Gelelim 7. soruya. Diyor ki hipofiz hormonlarından olan büyüme hormonu ile ilgili olarak hangisi söylemez? Büyüme hormonu. Bütün vücut hücrelerini etkilidir. Evet, ne dedik? Vücut hücrelerimizi uyararak büyümemizi sağlıyor. Doğru. Kasların ve kemiklerin büyümesi üzerinde etkilidir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Gelişim tamamlanınca salgısı kesilir. Bakın, hiçbir hormon gelişim tamamlanınca veya işte yaşlanınca salgısı kesilmez. Sadece azalır. O yüzden buradaki yanlış cevabımız C şıkkı olacak. Diğerlerini de okuyalım. Gelişim zamanı azlığında cücelik, fazlalığında ise demlik meydana gelir. Doğru. Çocukluk döneminde eğer az salgılanırsa cücelik oluyor. Fazla salgılanırsa demlik oluyor arkadaşlar. Protein sentezinde etkilidir. Sonuçta hücreleri uyarıp mitoz bölünmeyi artırdığı için protein sentezini de hızlandırır. Cevabımız C şıkkı olur. Gelelim 8. soruya.
Hipofizin ön lobundan salgılanan folikül uyarıcı hormon yani FSH ile ilgili hangileri doğrudur? FSH ne yapıyordu? Yumurtalıkları ve testisleri uyarıyordu. Yumurtalıklarda yumurta oluşumunu ve östrojen üretimini sağlarken erkeklerde yani testislerde sperm üretimini sağlıyor arkadaşlar. Diyor ki yumurtalık ve testisleri uyararak çalışmalarını düzenler. Evet doğru şimdi söyledik. Dişide yumurta oluşumu ve östrojen üretilmesini sağlar. Bu da doğrudur. Erkeklerde sperm üretilmesinde etkilidir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız 1, 2 ve 3 olur. Hepsi doğrudur. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şöyle sayfayı çevirdik. Arka sayfadayız. 9. soru. Hipofizin ön lobundan salgılanan luteinleştirici hormon ile ilgili hangisi yanlıştır? LH. Hemen bunu da hatırlayalım. LH kadınlarda yumurtalıktan, erkeklerde ise testislerden yumurtalıklar uyarıyor. Erkeklerde testisler uyarıyor arkadaşlar. Hipofizden de salgılanıyor. Peki kadınlarda ne tür etki yapıyor? Kadınlarda yumurtanın serbest kalmasını yani ovulasyon dediğimiz olayı gerçekleştiriyor. Ayrıca az miktarda östrojen, çok miktarda da progesteronun salgılanmasını sağlıyor. Erkeklerde ise testislerden testosteron salgısını artıran bir hormondur. Şimdi bakalım okuyalım. Diyor ki dişide yumurtanın serbest kalmasını sağlar. Ovulasyon. Evet doğru. Şimdi söyledik. Korpus luteumun oluşmasını sağlar. Doğrudur arkadaşlar. Korpus luteum sarı cisimdir. Menstrual döngüde oluşan bir yapıdır. Doğrudur. Sarı cisimden östrojen ve progesteron salgılatır. Evet ne dedik? Az miktarda östrojen, fazla miktarda progesteron salgılanır. Doğru. Annelik duygusunu oluşturur. Bakın annelik duygusunu oluşturan hormon hangisiydi? Prolaktin hormonuydu değil mi? Dolayısıyla bu LH'ın bir görevi değildir. Yanlış olacak. Testislerden testosteron salgılatır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olur. Geçelim 10. soruya. Hipotalamusta üretilip hipofizin arka lobunda depolanan oksitosin ve ADH ile ilgili hangisi yanlıştır? Az önce söylemiştik. Oksitosin ne yapıyordu? Oksitosin kadınlarda hamilelik sırasında doğuma yakın zamanlarda sentezi artıyor ve rahim kaslarının kasılmasını sağlıyor. Böylece doğumu kolaylaştırıyor. Ayrıca süt bezlerinden sütün gelmesini sağlıyor. ADH ise antidiüretik hormon böbreklerden suyun geri emilmesini sağlayan hormondur arkadaşlar. Bakıyorum diyor ki hipofize sinir hücrelerinin aksonlarıyla taşınır. Şimdi hipotalamusta üretildiği için hipotalamustan hipofize gelmesi için kan damarından değil de nereden geliyor? Sinir hücreleriyle geliyor arkadaşlar. Bu doğrudur. Hipofizden hedef organa kanla taşınırlar. Doğru. Her zaman ne dedik? Hormonlar kanla taşınır dedik. Doğrudur. Oksitosin kadınlarda salgılanırken erkeklerde salgılanmaz demiş. Arkadaşlar bu yanlış. Erkeklerde salgılanır ama az miktarda salgılanır. Kadınlarda daha fazladır. O yüzden C şıkkı yanlış olacak. ADH böbreklerden kana su emilimini sağlar. Dedik ADH antidiüretik hormon suyun geri emilmesini sağlıyor. Bu doğrudur. Oksitosin süt salınımını sağlar. Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. Geçelim 11. soruya. Hastalıklarla ilgili bir soru. Diyor ki aşağıdaki rahatsızlıklardan hangisi tiroid veya paratiroid bezinden salgılanan hormonlardan kaynaklı bir hastalık değildir? Şimdi hemen yazalım. Tiroidden salgılanan hormonları yazalım ilk önce. Tiroidden hangi hormonlar salgılanıyordu? Tiroksin hormonu, bir de kalsitonin hormonu. Kalsitonin. Arkadaşlar tiroksinin eksikliğinde hangi hastalık görülüyor? Bakın çocuklarda kretenizm. Çocuklarda kretenizm. Yetişkinlerde ise basit guatr ya da miksodema dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor. Miksodema. Eğer ki fazla salgılanırsa o zaman da iç guatr dediğimiz veya egzofalmik guatr dediğimiz hastalık oluşuyor. Kalsitonine geldiğimizde kalsitonin az salgılandığında arkadaşlar yani eksikliğinde hangi hastalık ortaya çıkıyordu? Böbrek taşları. Böbrek taşları oluşuyor. Çünkü kalsitonin kandaki fazla olan kalsiyumun kemiklere geçmesini sağlıyor arkadaşlar. Eğer ki geçmezse, eksik salgılanırsa ne olacak?
Bu kalsiyum molekülleri böbreklere gider. Burada karbonat iyonlarıyla buluşur ve kalsiyum karbonat yapılı böbrek taşlarını oluşturur. Peki gelelim paratiroide. Paratiroid. Paratiroid bezinden bir tane hormon salgılanıyordu. Neydi bu? Parat hormon. Arkadaşlar bu hormonun eksikliğinde ise tetani hastalığı ortaya çıkıyor. Parathormon kalsitoninle zıt etkiye sahiptir bakın. Kalsitonin kandaki kalsiyum seviyesini düşürürken parathormon kandaki kalsiyum seviyesini artırıyor. Dolayısıyla parathormon eğer ki eksik olursa kalsiyum eksikliğinden dolayı tetani hastalığı yani kaslardaki kramplar, ağrılı kramplar ortaya çıkıyor. Hemen bakıyorum hangi hastalık buraya ait değil. Kretenizm buraya ait bir hastalık. Bakın yazdık. Tetani aynı şekilde yazdık arkadaşlar. Miksodemayı da yazdık. Bu da buraya aittir. Adison. Bakın Adison bunların içerisinde var mı? Yok. Adison hangi hormon eksikliğinde ortaya çıkıyor? Aldosteron hormonu. Aldosteron eksikliğinde zaten birbirine benziyor fark ettiyseniz. Aldosteron, Adison. İçguatır da yine aynı şekilde buraya yazdık. Cevabımız ne oluyor? Adison hastalığı olur. Geçelim bir sonraki sorumuza. 12. soru. Kanda kalsiyum seviyesi aşağıda gösterildiği gibi olan bir insanda bakın. Kandaki kalsiyum normal seviyenin altına düşmeye başlamış. Şimdi kanda kalsiyum normal seviyenin altına düşüren hangi hormondur? Kalsitonin değil mi? Ne yapıyordu kalsitonin? Eğer ki kandaki kalsiyum yüksek miktardaysa bunu aşağıya doğru indiriyor. O zaman buraya şunu yazıyoruz. Kalsitonin artıyordur. Kalsitonin artarsa hangi hormon azalır arkadaşlar? Bakın bununla zıt çalışan bir hormon vardı. Parathormon değil mi? Parathormon o zaman ne olur? Azalır. Evet. Hemen okuyorum. Diyor ki kalsitonin seviyesi normalden fazla yükselmiştir. Evet bakın normal değerin bile altına düşürmüş. Dolayısıyla kalsitonin normalden fazla salgılanmış. Doğru. Kaslarda ağrılı kasılmalar ve kramplar yani tetani hastalığı görülebilir. Normal seviyenin altına düştüğü için ve kas kasılması için kalsiyum gerektiğinden arkadaşlar burada kalsiyum eksikliğinden tetani görülebilir. Doğrudur. Parathormon normalin altına düşmüştür. Bakın parathormonu düşer olarak gösterdik. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve 3 olur. Gelelim 13. soruya. Bazal metabolizma hızına ait bir grafik vermiş. Diyor ki insana büyük miktarda troksin enjeksiyonundan sonra zamana bağlı bazal metabolizma hızındaki değişim grafiği verilmiştir. Şimdi hemen grafiğe bakarak bir yorum yapalım. Bakın yüksek dozda troksin enjekte ediliyor şurada 0. günde. Daha sonra ilk 3 gün etkisini göstermiyor bu. Daha sonra ne yapıyor? Bazal metabolizma hızını artırıyor arkadaşlar. Sonra yavaş yavaş düşüyor ve artık 20. gün, 30. günden sonra azalarak devam ediyor. Hemen yorumlayalım. Diyor ki kanda tiroksin yokken metabolizma durur. Bakın kanda tiroksin yoksa bak, yüksek yani dozda tiroksin verilmiş ya şuraya bakıyorum tam sıfırda mı? Hayır sıfırın biraz üstünde. O zaman bu yanlıştır. Bunu söyleyemem. Metabolizma durmaz yavaşlar sadece. Tiroksinin kanda artışı metabolizmayı hemen hızlandırır. Tiroksini verdiği zaman hemen hızlanmış mı metabolizma? Hayır değil mi? Bir süre sabit devam etmiş. İlk 3 gün etkisini göstermemiş. O zaman bu da yanlış. Yüksek dozda tiroksin enjeksiyonu bir aydan fazla etkisini gösterebilir. Günlere baktığım zaman bakın eski seviyesine gelme neredeyse 40 günü bulmuş. Bir aydan fazla etkisini göstermiş. Doğrudur. Bazal metabolizma hızının en yüksek olduğu hafta ikinci haftadır. Bakıyorum arkadaşlar nereye denk geliyor? Hemen hemen 15. güne falan denk geliyor. Dolayısıyla ikinci haftadır en yüksek olduğu zaman. O zaman cevabımız ne olur bizim? Doğru olanı sorduğu için 3 ve 4 olur. Böyle grafik yorumlamalar aslında çok kolay. Sadece grafiği okumayı bilmeniz gerekiyor. Grafiği de bu şekilde soru çözerken okumayı öğreniyoruz bir yandan da. Geçelim bir sonraki sorumuza. 14. soru. Diyor ki böbrek üstü bezinden salgılanan hormonlar ve görevleriyle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Okuyalım şıkları. Şimdi hormonları vermiş bize. Görevlerinden yanlış olanını bulacağız. Kortizol. Ne yapıyordu kortizol? Protein ve yağların glikoza dönüşmesini sağlıyor arkadaşlar. Kan şekerini yükseltiyor. Karşısında da aynı görevi vermiş. O zaman doğru.
Aldosteron ne yapıyordu? Mineral ve su dengesini sağlıyor. Böbreklerden sodyum ve klorun geri emilimini sağlıyor. Potasyumun da dışarı atılmasını sağlıyor. Bakıyorum diyor ki böbreklerden kana sodyum ve klor emilimini sağlar. Doğrudur. Eşey hormonları neydi eşey hormonları? Progesteron, östrojen, testosteron. Bunlar cinsiyetle ilgili olaylarda görevliydi. Bakıyorum evet karakter gelişiminde etkilidir demiş. Doğrudur. Adrenalin. Adrenalin deyince aklımıza ne geliyor? Hızlı olan bir şeyler, heyecan geliyor, değil mi? O zaman dolaşımı hızlandırıyor. Vücudumuzdaki birçok olayı hızlandırıyor arkadaşlar. Adrenalin dolaşımı hızlandırır, kan şekerini yükseltir. Doğru. Noradrenalin ikisi aslında aynı görevi yapıyordu. Sadece noradrenalin kılcal damarlara etki yaparken adrenalin diğer damarlara etki yapıyordu arkadaşlar. Burada ne diyor? Dolaşımı yavaşlatır, kan şekerini düşürür demiş. Bu yanlıştır. İkisi birbirine zıt çalışmaz. Sakın unutmayın. Hani adrenalin, noradrenalin başına nör gelince sanki ters çalışıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Kesinlikle böyle bir şey yok. İkisi de aynı etkiyi yapıyor. Cevabımız ne olur? E şıkkı olur. Geçelim bir sonraki sorumuza. Eşeysel hormonlardan olan progesteron, embriyonun tutunması için döl yatağının yani uterusun hazırlanmasını sağlar. Döl yatağı uterus dediğimiz rahimdir. Aşağıdaki yapılardan hangisi progesteron salgılamaz? Şimdi progesteron arkadaşlar bir kere yumurtalık salgılıyor. Daha sonra plasenta salgılıyor. Hatırlayın böbrek üstü bezlerinde kabuk bölgesinde az miktarda salgılanıyordu. Bir de bizim sarı cisim dediğimiz bu folikül yani yumurtanın etrafı yağla çevrildiği zaman buradan da salgılanabiliyor. Bakıyorum ovaryum yani yumurtalık salgılanır. Korpus lütum salgılanır. Bakın ne demiş? Hipotalamus demiş. Hipotalamustan salgılanan sadece iki hormon vardır. Birisi ADH, diğeri de oksitosindir arkadaşlar. Hipofizin arka lob hormonları hipofizin arka lobuna gönderiyor salgılayarak. O zaman cevabımız bu olacak. Plasentadan ve böbrek üstü bezinin korteks bölgesinden de yine salgılanıyor. Geçelim bir sonraki soruya. Son 3 sorumuz kaldı. 16. soru diyor ki endokrin bezlerin karşılıklı etkileşimi ile kanda hormon dengesinin sağlanmasına geri bildirim. Yani feedback denir aslında. Bu olay pozitif ya da negatif geri bildirim şeklindedir. Arkadaşlar eğer ki artırıyorsa pozitif, eksiltiyorsa negatif geri bildirim olacak. Diyor ki tiroksin azlığında TSH artışı bakın artırmış. O zaman bu nedir? Pozitiftir. ADH arttığında RF yani salgılatıcı hormonun azalması bakın azaltmış. Nedir bu? Negatiftir. Negatif geri bildirim. Kortizol azaldığında ACTH artışı bakın artırmış. O zaman nedir bu? Pozitif. Testosteron arttığında LH azalması azaltmış. O zaman bu da nedir arkadaşlar? Negatif geri bildirimdir. Evet pozitif ve negatifi sormuş bize. Hepsinin yanına yazdık ne olduğunu. Gelelim 17. soruya. Aşağıdaki tabloda bazı hormonların azlığında meydana gelebilecek hastalıklar verilmiştir. Hangisi yanlıştır? Tamam, bakalım. ADH, antidiüretik hormon, şekersiz şeker hastalığı doğrudur. ADH neydi? Suyun geri emilmesini sağlayan hormondu. Eğer ki eksik olursa kanda su seviyesi azalıyor. Şeker yemediğimiz halde sanki şeker seviyesi artar arkadaşlar. Delişim artar aslında. Biz buna şeker yemediğimiz halde şeker hastalığı ortaya çıktığı için şekersiz şeker hastalığı diyoruz. Aldosteron, Tunç hastalığı. Hani Tunç hastalığının bir diğer adı vardı. Neydi o? Addison değil mi? Addison hastalığı. İkisi birbirine benziyordu isim olarak. O zaman bu da doğru. Tiroksin eksikliğinde kretenizm çocuklarda görülüyordu. Zeka geriliği, cücelik belirtileri vardı. Bu da doğrudur. Progesteron embriyonun tutunmasını sağlar. Eğer ki eksik salgılanırsa düşük meydana gelir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Glukagon, şeker hastalığı demiş. Bakın, şeker hastalığına sebep olan hormon insülin hormonudur. Dolayısıyla yanlış olan şıkkımız E şıkkı olur. Geçelim 18. soruya. Diyor ki, insülin ile glukagon arasındaki ilişki hangisinde vardır? Arkadaşlar, insülin ve glukagon ters çalışır. İnsülin şeker seviyesini düşürürken glukagon şeker seviyesini artırır. Yani birbirine zıt çalışacak, antagonist çalışacak. Bizim vücudumuzda iki çift hormon vardı böyle çalışan. Bir çift insülin ve glukagon, diğeri ise
kalsitonin ve paratormondur. Dolayısıyla şıkkımız direkt ne olur? Kalsitonin ve paratormon, yani E şıkkı olur arkadaşlar. Evet, sorularımız bu kadar. Genel olarak gelebilecek sorular bu şekildedir. Endokrin sistem birazcık size zor gelebilir ama inanın soru çözdükçe aklınıza yerleşecek arkadaşlar. Soru çözmeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Bol bol tekrar yapın ve küçük küçük notlar alın. Mutlaka notlar alın. Ben zaten konularda, videolarda anlattığım notları Instagram adresinden de paylaşıyorum. Oradan da direkt alabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.